Kulaklarımızın bu gördüğünüz kısımları böyle şekilli şukullu aynalı yapmışlar. Bu gördüğünüz kafa bandı ayarlarında metal yapmışlar arkadaşlar. Şaşırtıcı. Oha, kendi sesimi duymuyorum şu an. Gayet güzel. Son seste falan asla dinleyemem zaten. Şu an belki de bağırıyorum. Herkese selam, ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Snoopy'nin Ritim isimli kablosuz bluetoothlu kulaklığın kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi gelin lafı hiç uzatmadan direkt kutu açılışına ve incelemesine geçelim. Kulaklığımızın kutusuna baktığınızda burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Ritim ismini görüyoruz. Burada da 300 mAh bataryasının olduğu ve 8 saat müzik oynatabildiğini, Bluetooth 5.0 aynı zamanda da 3.5 mm jack girişiyle yani kablo olarak da kullanabildiğinizi belirtmişler. Snoopy'nin bu kulaklığını ben de merak ettim açıkçası. Ve 40 mm driverların olduğunu belirtmişler. 40 mm gayet yeterli bir sürücü. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan şunu bir açalım. Şu kutu açmak gerçekten çok zevkli ya. Yani kutu açılımı aşırı zevkli bir olay. Şu şekilde kulaklığımızı çıkartıyoruz. İçinde hiçbir zaman okumayacağımız kullanım kılavuzu. Burada bir şarj etme kablosu. Burada da kutusunda belirttikleri gibi AUX kablomuz bulunuyor. Ve AUX kablomuzun dokusu arkadaşlar gayet güzel. Ben ilk defa böyle bir kablo dokusu hissediyorum. Ama gayet kaliteli bir doku olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik asıl bombaya. Kulaklığımızın bu gördüğünüz kısımları böyle şekilli şukullu aynalı yapmışlar. Üst kafa gövdemizde burada bir suni deri kullanmış arkadaşlar. Gayet rahat. Kulaklığın esnemesi de gayet yeterli seviyede. Bu gördüğünüz kafa bandı ayarlarında metal yapmışlar arkadaşlar. Bu sayede daha uzun ömürlü olabilir. Kulaklığın malzeme kalitesi fiyatına göre. Tabii ki de öyle aşırı kaliteli, premium hissettiren bir kulaklık değil. Bu da fiyatından dolayı arkadaşlar. Çünkü fiyatı da çok çok uygun. Burada gördüğünüz gibi hem şarj etme hem de jack girişini görüyoruz. Burada da kontrolcüler bulunuyor. Ses açma, ses kısma, oynatma ve duraklatma tuşumuz. Kulaklığın pet kısımları kulağı böyle tamamen içine kavrayan tasarımda değil de kulağın üstünde duran tasarımda. Şimdi gelin bu kulaklıklarımız nasıl bir ses performansı veriyor ona bakalım. Evet arkadaşlar, kulaklıklarımızı tablete bağladım. Zaten eşleştirmek falan aşırı kolay. Bu ses açma ve ses kısma tuşun ortasındaki tuşa, yani oynatma ve duraklatma tuşuna basılı tutuyoruz ve otomatik olarak Bluetooth'ta ayarlarda gözüküyor zaten. Ve tek seferde de eşleşiyor. Şimdi bakalım bu fiyat performans kulaklıklarımız nasıl bir ses performansı veriyor. Şaşırtıcı. Oha, kendi sesimi duymuyorum şu an. Gayet güzel. Son seste falan asla dinleyemem zaten. Şu an belki de bağırıyorum. Bu arada bassları da fena değil. Gerçekten bu fiyata göre şaşırtıcı bir performans. Arkadaşlar şu şekilde anlayın sesini. Şu an kesin mikrofona geliyordur. Mikrofonda şarjı bitiyormuş bu arada. Ses performansı olarak şunu söyleyeceğim. Kesinlikle fiyatının çok üstünde bir ses performansı var. Hani kulaklıkta o bassları bile hissedebiliyorsunuz. Son ses seviyesinde az önce duyduğunuz çok yüksek de bir son sesi var. Ben gerçekten fiyatına göre ses performansını bayağı başarılı buldum. Kulaklığın tek eleştireceğim tarafı arkadaşlar biraz malzeme kalitesi olduğunu söyleyebilirim. O da tabii ki de fiyatı gereği malzeme kalitesi bu şekilde. Ben gerçekten fiyat performans konusunda bu kulaklıkları bayağı başarılı buldum. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için videoya like atıp aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yandaki çıkan o zil bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.